İyi günler. Medyaskop özel yayından merhaba. Özel yayın başlığımız S-400 ve Patriot gölgesinde Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri. Konuğumuzsa Profesör Serhat Güvenç. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Burak Bey. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana 16 gün geçti. Biz de burada ağırlıklı olarak iç siyaset konuşuyoruz. Bunun özelinde de İstanbul konuşuyoruz ama dış siyasette de hayli önemli gelişmeler oluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Beyaz Saray'da Başkan Trump'la bir görüşme yaptı. Yine Washington'da bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Washington'da şöyle bir açıklama yaptı. S-400'lerin görevi muhtemelen Ankara ve İstanbul'un savunması olacak dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimlerden sonra ilk gezisini 8 Nisan'da Moskova'ya yaptığını, Putin'le bir görüşme yaptığını da not olarak düşelim. Ayrıca S-400 hava savunma sistemlerinin de bir ihtimalle Haziran ayında en geç de Temmuz ayına kadar sevkiyatının Türkiye'ye gerçekleşmesi bekleniyor. Bu sırada hükümete yakın olan Sabah gazetesinde bir köşe yazısı bugün çıktı. Okan Müderrisoğlu'nun yazısıydı. Şöyle diyor yazıda, S-400'ler F-35'lere risk oluşturmayacak şekilde konuşlandırılabilir. Böylelikle S-400'ler başka yerde durur diyor ve Katar ve Azerbaycan gibi ülkeleri zikrediyor bu yazısında. Şimdi sizin, ben de tweetlerinizde gördüm, ilk akademik çalışmanız 1990'larda Türk dış politikasında askeri güç ve güç tehdidi ile alakalı. Önce şöyle başlamak isterim. Türkiye'nin hava savunmasında ne gibi eksiklikleri var ve bu açıdan Patriot'lar, S-400'ler ve F-35'ler nasıl bir noktada duruyor? Şimdi Türkiye'nin uzun menzilli yüksek irtifa hava savunması açığı bugünün meselesi değil. Neredeyse 25-26 hatta 30 yıla bile bulan bir mesele diyebiliriz. Böyle bir eksiklik ilk defa 1. Körfez Savaşı sırasında 1991 yılında hissedilmişti. O dönem bu Körfez ülkeleri Türkiye'nin koalisyona katkılarından duydukları memnuniyetin bir ifadesi olarak 1 milyar dolarlık bir petrolü bir havuzda toplamışlardı. Türkiye'nin bu miktar petrol için ödeyeceği 1 milyar dolar da Amerika'dan alacağı savunma ürünleri için ayrılmıştı. İlk başta bu 1 milyar dolarla Patriot bataryalarının alınacağı öngörülüyordu. O sırada biz işte canlı yayında bir savaş izlediğimizi zannediyorduk Körfez Savaşı sırasında ve Patriot'lar da inanılmaz tırnak içinde başarılı performans göstermişlerdi. Dolayısıyla Türkiye'nin farkına varılan bu ihtiyacının Patriot'larla karşılanacağını tahmin ediyorduk. Fakat Türkiye o dönemki savunma ve caydırıcılık anlayışını ofansif yani taarruzi yetenekler üzerinden tanımladığı için Patriot'lar sadece savunma yönelik sistemler olarak Türk ordusunun o zamanki ihtiyaçlarını karşılamadılar. Caydırıcılığı takviye edebilmek, çok rollü platformlara sahip olarak harekat esnekliği kazanmak bakımından Türk Silahlı Kuvvetleri o 1 milyar doları ilave F-16 alımı için kullandı. O günden beri de bitmek bilmeyen, bir dönem Loradmis olarak geçen bir uzun menzilli yüksek irtifa hava savunma sistemi arayışı vardır Türkiye'nin. Belki bu arada zikretmekte fayda var. 2010 yılında da NATO biliyorsunuz balistik füze hava savunma sistemi, balistik füze savunma sistemi geliştirmeye karar verdi. Bunun bir radarı da X-band radarı da Kürecik'te yer alıyor. Yani normal şartlarda bir ittifak üyesinin hava savunma sisteminin özellikle yüksek irtifa uzun menzilli hava savunma sisteminin NATO'nun bu geliştirmekte olduğu sisteme uyumlu biçimde ilerlemesini beklerdiniz. Şimdi bütün bunlara da bu çerçeveden baktığınızda evet Türkiye'nin Patriot, S-400 gibi sistemlere ihtiyacı var. Ama bu hani sadece bir izole, yalıtılmış bir halde yapılabilecek bir değerlendirme değil. Bunun siyasi ve diplomatik ve nihayet stratejik bir çerçevesi var. Bu çerçeveden baktığınızda da S-400 tercihi bu çerçevelere bir türlü uymuyor. Zaten yaşadığımız sıkıntı da bu aslında. Siz 2 Nisan'da bir tweet atmıştınız yine. Buna göre Türkiye-ABD ilişkilerinde Rubikon ya geçildi ya da geçilmek üzere demiştiniz.
Buna sebep olan faktörler nelerdi ve eğer geçildiyse artık bunun herhalde geri dönüşü olmadığı anlamına geliyor değil mi? Evet, ben o tweet'i Türk pilotlarının eğitiminin de durdurulduğu bilgisi ilk etapta gelmişti. Onun üzerine atmıştım. Yani daha sonra o bilgi düzeltildi. Türk pilotları Türk Hava Kuvvetleri'nin uçaklarını değil Amerikan Hava Kuvvetleri'nin veya diğer F-35 alıcısı ülkelerin uçaklarıyla eğitimine devam ettiği için ben hani o tweet'teki o kuvvetli argümandan bir müddetliğine vazgeçmek durumunda kaldım. Çünkü pilotlar eğitime devam ettiği sürece müzakere etmek için, uzlaşı için hala bir zemin, bir zaman var gibi görünüyor bana da. O günkü gelen bilginin daha sonra değişmesiyle benim de şimdilik Rubicon'un eşiğinde olduğumuzu ama henüz geçmediğimizi söyleyebilirim. Buradan devam edelim. Burada bir ara çözüm bulma şansı var mı Washington'ın ve Ankara'nın? Şöyle şeyler konuşuluyor. S-400'ler ve F-35'ler etkileşim içinde olmayabilir. Bu tip çözümler mümkün mü iki ülke arasında? Bana çok gerçekçi gelmiyor. Yani işin teknik konu boyutuna o kadar hakim değilim. Yani bunun mühendislik teknik boyutu var. Belki hani bu tür modifikasyonların mümkün olduğunu düşünenler vardır ama ben bunun gerçek anlamda yani Türkiye gibi nispeten orta büyüklükte bir ülkenin hava sahasında F-35'leri ve S-400'leri birbiriyle hiç etkileşmeyecek şekilde kullanma imkanının en azından coğrafi kısıtlar bakımından ve söz konusu platformların yetenekleri bakımından mümkün olmayacağını düşünüyorum. Ama bütün bunlar şunu ifade ediyor aslında Burak Bey. Yani Türk tarafı şu anda bir açmaz yaşıyor, bir ikilemde. Çünkü bu S-400'lerin alımından vazgeçilmesi mümkün değil. Vazgeçildiği takdirde Rusya ile ilişkilerde bir kötüleşme yaşanacak. Türkiye bunu istemiyor. Bu füzeler Türkiye'ye gelir konuşlanırsa bu sefer Amerika ile ilişkileri sekteye uğrayacak. Şimdi Hulusi Akar'ın Amerika'da yaptığı konuşmada aslında bir çıkış arandığına dair ben işaretler görüyorum. Yani teslimat işte Rus kaynakları Haziran'da teslim edilebilir diyor ama Hulusi Akar teslim takvimini konusunda daha belirsiz ifadeler kullanmayı tercih ediyor. Çünkü o da biliyor ki yani o benden çok daha iyi biliyor tabii. Yani S-400'ler Türkiye'ye geldiği andan itibaren artık F-35 hikayesi bitecek ve yani gözüken o ki Türkiye yaptırımlara da tabi tutulacak. Dolayısıyla burada belirsiz bırakmayı tercih ediyor. Bir ara çözüm bulmaya çalışıyorlar. Ama işi zorlaştıran da şu. Yani Amerika özellikle de Kongre'nin dahil olmasıyla birlikte bu konuda çıtayı konabilecek en yüksek yere koydu. Yani S-400'ler alınmayacak nokta dedi. Haklıdır, haklıdır, haksızdır. Başka bir tartışma konusu. Şimdi Türkiye bu ikilemden çıkmak için arayışta. Bunu başarabilirler mi, ikna edebilirler mi bilmiyorum. Ama her iki tarafta karşılıklı olarak aynı argümanları tekrarlayarak farklı bir sonuç elde etmeye çalışıyorlar. Bu da bizi bir kısır döngüyle karşı karşıya, bizim bir kısır döngüyle karşı karşıya olduğumuzu düşündürüyor bana. Ha belki kamuoyuyla paylaşılanın ötesinde, perde arkasında, kapalı kapılar arkasında yürütülen görüşmeler, müzakereler vardır. Onu hani onu bilemeyiz. Ona dair elimizde veri yok. Ama görünen o ki yani Türkiye Washington'la ve Moskova'yla ilişkilerinde bir kırılma yaratmaksızın hem S-400'ü hem F-35'i almak istiyor. Mevcut koşullarda da bu ikisinin birbirini dışlayan seçenekler olduğu ABD tarafından defaatle Türkiye'ye söyleniyor. Böyle bir durumdayız. Şimdi geçtiğimiz yıl Ağustos 2018'de Rahip Brunson krizinin en yükseğe çıktığı noktada ekonomik olarak kimi tedbirler alınmıştı Türkiye'ye karşı. Bunda çok sert yansımaları olmuştu piyasaya. Trump aniden yine bu yola başvurabilir mi? Ne dersiniz? Yani Trump başvurabilir ama Trump başvurmasa bile Kongre bu konuda kendine geniş bir yer alan açtı. Yani dolayısıyla Kongre Türkiye ile ilişkileri, ekonomik ilişkileri etkileyebilecek adımlar da atabilir. Trump'ın böyle bir hamle yapma ihtimali yüksek. Ben bugün işte basınla, medyayla paylaşılan görüşme fotoğraflarının aslında buna bir önlem anlamı taşıdığını da düşünüyorum. Yani böyle bir görüşmenin yapılabilmiş olması Türkiye'nin beklentilerini ve niyetlerini
en üst düzeydeki bir muhataba iletebilmiş olması, bu yaptırım Demokles kılıcının Türkiye'nin daha üzerinde bu kadar alçalmamasını sağlıyor gibi geliyor bana. Yani o tehdit var ama işte dün yapılan görüşme tahmin ediyorum o tehdidin hayata geçmesini bir müddet ötelemiş olacak. Yoksa evet, yani hele Trump yönetimi, yani Trump yönetimindeki bir Amerika'dan hiç anlık böyle beklemediğimiz anda garip hamleler ve ekonomiye zarar verici hamleler gelebilir. Bu da bizi artık şaşırtmıyor ya da şaşırtmaz. Son olarak girişte bahsettiğim Sabah gazetesindeki yazıyı sormak istiyorum. Aslında siz de söylemiştiniz S-400'ler Türkiye'ye girdiği anda Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerin nereye gidebileceğini. Burada şöyle bir formül: S-400'leri Türkiye satın alıyor ama S-400'ler Türkiye'ye girmiyor, Azerbaycan'a veya Katar'a gidiyor. Ne dersiniz, böyle bir çözüm ihtimali var mıdır? Şimdi ortak dostumuzun kulaklarını çınlatalım. Aydın Selcan her programda aşağı yukarı bu konuyu tartıştırır bize. Ben de her programda, yani bunların hem F-35'lerin hem S-400'lerin Türkiye toprakları üzerinde birlikte konuşlanmasını pek mümkün görmediğimi ifade eder. Alternatif olarak Türkiye'nin işte son dönemde edindiği deniz aşırı üsleri gösterirdim. İşte Somali bunlardan biri. Sudan, gerçi şimdi Sudan'da siyasi tablo değişti ve nihayet Katar. Yani bunlar da aslında çok gerçek ve hatta bir noktada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bile düşünülebilir demiştim ben. Şimdi bütün bunlar seçenekler, değerlendirilebilir. Katar'da şöyle bir mesele var tabii. Katar'da ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük hava üslerinden bir tanesi var. Dolayısıyla hani bu da şeyi çok sıkıntıya, yani bir Amerika'nın gösterdiği hassasiyetleri giderebilecek bir seçenek olmayabilir. Belki Somali, Sudan bu anlamda Türk oradaki deniz aşırı üslerine hava kaplaması sağlamak bakımından seçenekler olabilir. Ama bunlar üzerinde çalışılması gereken şeyler. Ben bu tür yanıtları verirken genellikle hani böyle spekülatif yanıt vermeyi tercih ediyorum. Azerbaycan bu anlamda tabii en şey uygun seçenek gibi duruyor. Aslında bu da bana başka bir şey çağrıştırdı. Bu NATO'nun füze savunma sistemi kapsamında bir radar üssü kurma çabaları devam ederken Putin özellikle Orta ve Doğu Avrupa'daki yeni NATO müttefiklerine bunların kurulmasını tercih etmeyeceğini ama Azerbaycan ya da Türkiye'de kurulabileceğini söylemişti. 2000'li yılların ilk 10 yılında tahmin ediyorum. Şimdi bu da Azerbaycan'da yine böyle bir optimum seçenek olmaya aday olarak karşımıza çıkıyor. Hani Azerbaycan'ın askeri altyapısı, lojistik bağlantıları ve kullandığı envanterindeki silahların büyük bir bölümünün Sovyet-Rus menşeli olduğunu da düşünürsek bu anlamda teknik, askeri, stratejik ve nihayet siyasi bakımdan diğerlerine göre öne çıkıyor. Ama eğer yani Sabah gazetesinde bu tür ihtimallerden söz ediliyorsa Ankara'nın ciddi ciddi S-400'ler konusunda çıkış aradığını da söylememiz mümkün. Yani bir çıkış aranıyor ve galiba Türkiye'de konuşlandırılması dışındaki seçenekler giderek daha fazla tartışılacak. Ve son olarak şeyi söyleyeyim, Ankara ve İstanbul'a konuşlandırılacaklarını ifade etmiştiniz ilk sorunuz da girişte. Ya bu da çok mantıklı, bunlar mantıksız değil. Biz tabii olayları yakın geçmişteki deneyimler ışığında değerlendirme eğilimindeyiz ama yani soğuk savaş süresince mesela Türk Hava Kuvvetleri'nin uzun menzilli hava savunma füzeleri o dönem İstanbul'da İstanbul Boğazı'nı koruyacak şekilde konuşlandırılmıştı. Başka da bir yerde yoktu. Şimdi bu S-400'lerle Ankara seçeneği de yine gündeme geliyor ki bu da normal. Yani ülkeler genellikle siyasi merkezlerini, yani başkentlerini öncelikli olarak korumaya çalışırlar. Çünkü bunlar sinir merkezleridir, nerve center'lardır. Hani bu anlamda askeri ve stratejik mantığı vardır. Bir de bunu işte darbe girişiminin, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminin İstanbul ve Ankara'da yoğunlaştığını düşünürseniz muhtemelen benzeri kalkışmalara yönelik bir düşüncenin izlerini de taşıdığını söylemek mümkün olur. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Silivri'den sevgiler. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Profesör Serhat Güvenç ile Patriot ve S-400'ler gölgesinde Türkiye-ABD ilişkilerini konuştuk. İyi günler.